Hacı Cemal Efendi diye birisi varmış. İstanbul'da çok esprili vaaz edermiş cemaati. Hep güldürürmüş. Cemaat demiş, yaha demiş. Sabahleyin evden çıkarken hanım bana dedi ki, hoca dönerken gelirken elma al. Emredersin hanımefendi dedim dedi. Elma almaya karar verdim. Sonra geldim namaza durdum. Allahu Ekber dedim. Ellerimi bağlayınca ya bizim hanım elma dedi ama kırmızı elma mı yeşil elma? Amasya mı golden mi? Hangisi? Namazı bitirinceye kadar kararını veremedim dedi. Şimdi namaza dururken ya Rabbi niyet eyledim diyoruz. Mevlamızın rızası için namaza duruyoruz. Her namaza duran huzurlu bir namaz kılmak ister mi istemez mi? İster. Ama yakalayabiliyor muyuz? Yakalamıyor. Kaçıyor ya. Yağlı şey gibi böyle. Yağlı balık gibi. Kaçıyor elinden. Şimdi dil ile zikir ne işe yarıyor? Allah'ım ben kalbimi tutamıyorum. Yağlı balık gibi kaçıyor elimden. Ama bu dilim ona biraz malik olabiliyorum. Ben dilimle beraber Allah 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 diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dil ile yapılan zikri yavaş yavaş aşağı doğru, kalbe doğru indirir. O merkeze bunu yerleştirir. En azından Allah'ım ben elimden geleni bu şekilde yaptım. Yapmaya çalışıyorum diyerek Cenab-ı Hak nezdinde bir durum gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla bir insanın haramlar karşısında dik durması dil ile zikir değilse de gönül ile nedir? Zikirdir. Gerçek zikir de zaten gönülden hatırlamaktır.